İkinci sezonda neler olacağına ve dizinin geneliyle alakalı teorilere geçmeden önce dizinin son bölümünde neler olduğuna kısaca bakalım. Tabii ki sevilen karakter Gi-hun, Cho Sang-woo ile girdiği mücadelenin ardından yarışmayı kazanır, büyük para ödülünü alır ve eve geri döner. Ancak eve döndüğünde annesinin hayatını kaybettiğini, kızının Amerika'ya taşındığını ve hayatın hala eskisi gibi olduğunu öğrenir. Bu yüzden parasını süslü bir spor arabaya ya da uzay seyahatine harcamak yerine Gi-hun parasını kendine yeni bir saç kesimi yapana kadar hesabında bekletir. Daha sonra parasının bir kısmını ise Woo'nun annesine ve Sa-beok'un erkek kardeşine verir. Gi-hun ayrıca son bölümde yarışmalarda tanıştığı ve yakınlaştığı yaşlı adamın hayatını kaybetmek üzere olan fakir bir adam olmadığı gerçeğiyle yüzleşir. Il-nam aslında oyunların arkasındaki kişidir ve çok zengindir. Il-nam hasta yatağında insanların kötü olduğunu kanıtlamak için Gi-hun'la iddiaya girer. Il-nam gece yarısına kadar kar yağışı altında yatan sarhoş adama kimsenin yardım etmeyeceği konusunda bahse girer. Kazanansa Gi-hun olur. Kısa süre sonra ise Il-nam beyin tümörü yüzünden vefat eder. Gi-hun ise kızını görmek için Amerika'ya doğru yola çıkar. Ancak havaalanında onu oyuna sokan aynı gizemli adamla karşılaşır ve oyunların hala devam ettiğini anlar. Tam uçağa binerken ise o gizemli numarayı arar ve uçağa binmek yerine milyonuncu kez kızını ihmal eder ve uçaktan uzaklaşır. Burada Gi-hun'un oyunları içeriden bitirmeye çalışacağı ima ediliyor. Gelin şimdi ikinci sezonun nasıl olacağı hakkında konuşalım. İkinci sezon teorileri. Squid Game dizisinin yönetmeni ve yazarı Hwang Dong-hyuk senaryoyu 2008 yılında yazmaya başlamış ve 2009'da tamamlamış. Projeye soğuk bakan oyuncular ve yapımcı yüzünden dizinin çekimleri 2019 yılında yapılabilmiş. İkinci sezonuysa yapmaya başlamamış. Görünüşe göre ikinci sezonda ne olacağını kendisi de bilmiyor. Ama Squid Game dizisinin ikinci sezonu merakla bekleniyor. Dizinin ilk sezonunda yaşananlar dünya çapında fenomene dönüşmüş durumda. Dizinin senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk, aynı şekilde ikinci sezon yapma fikri şahsen biraz beni endişelendiriyor. Henüz net bir şey yok. Ancak bunu isteyen o kadar çok insan var ki cidden düşünüyorum ifadelerinde bulunmuş. Netflix'e dizinin yaratıcısıyla birlikte çalışacaklarını söylemiş. Hikayeyi farklı bir bakış açısıyla tekrar ele almaya sıcak baktığını belirten Dong-hyuk, Squid Game'in muhtemel ikinci sezonunun dizide yer alan maskeli grubun gizemli elebaşları frontmen'e odaklanabileceğini belirtmiş. Frontmen'le alakalı hala çözülememiş birçok konu var. Ayrıca kardeşini vurduğunu da biliyoruz. İkinci sezondaysa bunlara yoğunlaşmak mantıklı olacaktır. Hwang Dong-hyuk ayrıca sonraki sezonda Kore polisine daha fazla ve oyunlara ise daha az odaklanmayı düşündüğünü söylemiş. Ama Hwang şu anda başka projeler üzerinde çalışıyor. Bu yüzden ikinci sezonu biraz daha fazla beklememiz gerekebilir. Biraz zamanımız varken ikinci sezonun nasıl olacağına dair bazı potansiyel teorileri tartışalım. İkinci sezonda oyunların tamamını baştan sona oynamak tekrarlayıcı olacağı için pek olası görünmüyor. Bu yüzden oyunları durdurmak için harekete geçeceğini düşündüğümüz polise odaklanmak daha mantıklı. Belki de oyunları kesin olarak durdurmak ve Haju'nun başlattığı işe devam etmek için Gi-hun'la birlikte çalışabilirler. Gi-hun bir kez daha oyuncu olarak girebilir ve oyunları içeriden sonlandırmayı deneyebilir. Ya da belki koruma, frontman ya da VIP olabilir. Hajun'dan bahsetmişken onun gerçekten hayatını kaybetmemiş olma ihtimalini düşünebiliriz. Belki yakınlarda bir adada karaya vurmuştur ya da bir balıkçı tarafından kurtarılmıştır. Eğer hayatta kalırsa yarım bıraktığı işi bitirmek için geri döneceği kesin. Belki Gi-hun'la ortak çalışabilirler. Gi-hun oyun alanının nerede olduğunu bilmiyor ve Hajun'dan bu konuda yardım alabilir. Bir diğer teori ise Ali'nin hala hayatta olduğunu öne sürüyor. Buna pek ihtimal vermiyoruz çünkü Ali'nin hayatta olması diziye bir şey katmayacak. Diğer teoriye göre ise Sa-beok'un kardeşi oyunlara katılacak.
Birçok kişi kardeşinin yetişkin olmadığı için oyunlara katılamayacağından ötürü bu teoriyi reddediyor. Ama neden olmasın? Belki Sabeok'un kardeşi, Sangwoo'nun annesi ve Gi-hun sistemi sonlandırmak için oyuna girebilirler. Başka bir teori ise dizinin Kore'den ve Korelilerden uzaklaşıp başka ülkelerden gelen oyunculara odaklanacağını öne sürüyor. Ancak Kwang Dong-kuyuk, Kore polisinden bahsederken bunun pek olası olmadığını söyleyebiliriz ama göreceğiz. Bunlara benzer daha birçok teori mevcut. Gi-hun'un dizinin son kısmındaki kırmızı saçları bize ikinci sezon hakkında önemli ipuçları veriyor. Squid Game'in yönetmeni ise baş karakter Seon Gi-hun'un sezon finalinde neden saçlarını kırmızıya boyadığını açıklamış. Kwang Dong-kuyuk bir röportajda yeni görünümünün karakterin içindeki öfkenin bir yansıması olduğunu açıklamış. Yönetmen, bunu sezgisel anlamda düşündüm. Onun kendi kendine değiştiremeyeceği bir renk seçmek istedim. Sonundaysa kırmızıda karar kıldım. Bu onun için yapılacak en çılgınca şey olurdu. Bu yüzden rengi seçtim ve bunun gerçekten içindeki öfkeyi gösterdiğini düşündüm, demiş. Genel teoriler. Squid Game ile alakalı akıllarda çok sayıda soru var. Mesela oyuncular ve çalışanlar bulundukları pozisyona nasıl geliyorlar? Bir teoriye göre her şey katılımcıların başlangıçta seçtikleri renk kartlarıyla alakalı. İlk bölümde satıcı, ana karakter Seon Gi-hun'u Dakji oyununu oynamaya ikna ediyor. Kırmızı ve mavi kağıtlardan birini seçmesi söylenen Gi-hun, maviyi tercih ediyor. İddiaya göre diğer oyuncuların diğer hepsi de mavi kartı seçti. Kırmızıyı seçenlerse çalışan olarak evrene dahil oldu. Bir başka iddiaya göre ise Il-nam Gi-hun'un babası. Ne de olsa Seon Gi-hun'u evde annesiyle birlikte görüyoruz ama babasından hiç bahsedilmiyor ya da konuşulmuyor. Dizi boyunca çiftin ilişkili olduğuna dair ipuçları var. İkili oyunlardan birinin set tasarımıyla büyüyen mahalleleri arasındaki benzerlikleri tartışıyor ve bu diyaloglar yaşlı adamın Seon Gi-hun'un babası olduğunu öne sürülmesine yol açıyor. Hatta tüm bu oyunların ve düzenin oğlunu bulmak için ortaya çıktığı iddia ediliyor. Peki sizce turnuvalar bir baba ve oğlun asla yaşayamadıkları çocukluk eğlencesine sahip olmaları için yeterli mi? Görüşlerinizi ve ikinci sezonla alakalı başka bildiğiniz teorileri yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. We'll be right back.